hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Cuma sohbetleri programına bir kez daha hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Ulusaçan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Cumanız mübarek olsun. Amin efendim. Umreniz makbul olsun inşallah. Amin. Evet, geçtiğimiz hafta cuma sohbetleri programını yaptık. Arkasından cuma namazımızı kıldık ve yolculuğa başladık kutsal topraklar için. Allah'a şükür sağ salim kutsal topraklara ulaştık. Önce Mekke, önce Medine. 2 gün Medine'de kaldık. Efendimiz'i ziyaret ettik. Sizin selamlarınızı ilettik. Bizden çok selam ve dua isteyenler vardı. Onları ilettik. Üzerimizde emaneti olanların emanetlerini yerine getirdik. Medine'de kutsal toprakları ziyaretimizde kutsal mekanları, Efendimiz'in hatıraları olan kutsal mekanları da ziyaret ettik. Hocamızın rehberliğinde, önderliğinde. Ardından Mekke'ye geçtik aynı şekilde. Tabii Kabe. İnsan hiç ayrılmak istemiyor Kabe'de. Oradan çıkmak istemiyor. Aynı şekilde Efendimizin hatıraları olan yerleri yine hocamızın rehberliğinde, önderliğinde, anlatımında ziyaret ettik. Çok çabuk geçti bize göre. Bir Helal. Hafta hocam. Tabii izleyicilerimiz, takipçilerimiz bana yazıyorlar. Hocamızın duygularını almak isteriz. Neler hissetti, neler yaşadı. Bir nebze olsun biz de istifade edelim, feyizlenelim derler hocam. Efendim, hakikaten ömrümüzün herhalde en mutlu zamanını yaşadık. Yani milletimiz kolay gidemezdi de rüzgarla selam gönderirdi. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti harameyne, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne diye. Çelebizade Asım Efendi, düşünün ki böyle kervanla, deveyle gidiyor. Aylarca süren bir yolculuk. Bakın kervancıya yalvarışına bakın. Ey sarban, zimamı çek semti kuyu yara. Zira yer kalmadı virane dilde karara. Ey deveci, rica ederim. Çek devenin yularını yar yurduna doğru. Bimi zalamı şebden olma sakın ve himnak. Geceleri karanlık oluyor, benim devem yolları göremiyor deme. Benim gönlümün hasret ve muhabbet kıvılcımları geceyi gündüze çevirebilir. Onu dert etme. Yollarda sivri taşlar oluyor, devemin ayağına batıyor. Ondan yol alamıyorum deme. Eğer ondan yol alamıyorsan ben yüzümü yere döşeyim. Senin deven de benim yüzüme basa basa beni yar yurduna götürsün. Ey sarban-ı müşfik, şefkatli deveci, hiç aşık olmadın mı? Aşığın halinden bilmez misin? Geceyi bahane ediyorsun, gündüzü bahane ediyorsun. Benim yanımda Medine'nin çakıl taşları mücevherlerden daha değerlidir. Oraya varmadıkça benim gönlüm karar kılmaz. Böyle denilen yere ulaştık. Yani böylece sadece Peygamberimizin kabrini ziyaret etmiş olmadık, Peygamberimizi ziyaret ettik. Sevgili Peygamberimiz, ümmetimden biri huzuruma gelince Rabbim ruhumu bedenime iade eder, ben ümmetimin çehresine bakarak selamına karşılık veririm. Yani sevgili gençler huzurumuzda, Muhsin Bey, burayı tekrar edeyim. Şimdi merhum Akif'in safahatı var ya sevgili öğrenciler, iki tane gök gürlemesi var orada, bir de rahmet var. Rahmet. Ben şimdi o rahmetten söz edeceğim. Merhum Akif diyor ki, henüz dua ediyordum ki, nerede? Peygamberimizin kabri ile minberinin arası cennet bahçelerinden bir bahçe. Ben orada dua ediyordum ki, Bab-ı Selam, edep, adabı böyledir, protokol böyle. Bab-ı Selam'dan içeri girilir, huzura gelinir. Efendimiz ay yüzü, sağ yanağı, sağ elinde, mütebessim çehresiyle bize bakıyor şeklinde hayal ederiz. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, nidası kükreyerek bir kanatlı tayfı siyah.
dikildi cepheyi didar önünde müstarak, diyordu inleyerek, ya Nebi şu halime bak. Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Yıldızlar şahidim. 53 yaşındayım. 53 yıllık hasretle geldim. Gecelere derdimi döktüm. Dağları sevginle konuşturdum. Çiçekler, laleler, güller. Sana hep ilanı aşk eyler. Ruhum Muhammed Mustafa olsun sana canlar feda. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Eğer ya Muhammed yetişmeseydin imdada. 3 aylık çöl yolculuğu ile geliyorum. Eğer imdada yetişmeyeydin kemiklerim bile yanardı. Ben sana geldim. Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Artık hasta ruhumu ayırma hakinden. Kaldır şu demir parmaklıkları ve benim hasta ruhumu da ayırma. Böyle söylenirken hani peygamberimiz ben ümmetimin çehresine bakarım diyordu ya. Bu sefer o peygamberimizi görmeye başlıyor. Heyecan son haddinde. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti. Sonra bir kısa ah. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi. Sudanlının fani vücudunu alıp Bakî mezarlığına götürdüler. Ama ruhu Ravza-i Mutahhare'de kaldı. Yani peygamber sevgisini ne güzel anlatıştır bu. Muhsin Bey, peygamber sevgisiyle biz ne kazandık? Peygamber sevgisiyle bakın Anadolu coğrafyasını vatan haline getirdik. Peygamber sevgisiyle Çanakkale geçilmez dedirttik. Diyebilirsiniz yahu Allah aşkına Çanakkale geçilmezin peygamber sevgisiyle ne ilgisi var? Bak söyleyeyim de ilgisinin olduğu nasıl meydana çıkıyor. Sevgili peygamberimiz 100 yıllar önce ne buyurmuştu? İstanbul elbet fethedilecek. İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan, o asker ne kutlu asker buyurmuştu. Balkanları kaybettik. Çanakkale'ye de düşman eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kum gibi kaynıyor. Hakikat mahşer mi mahşer? Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu hain istila. Eski dünyanın, yeni dünyanın orduları karadan, denizden, havadan üzerimize geliyor. Bizim atalarımız ne dedi? Canımı dişime takayım, çiçeği burnumda, hayatımın baharında etten, kemikten kal'a kurayım, Çanakkale geçilmesin. Geçilirse ne olur? Düşman İstanbul'u alır. Alırsa ne olur? Peygamberimiz mahcup olur. Niye mahcup olur? 100 yıllar önce İstanbul elbet fethedilecek. İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek, o asker ne kutlu asker buyurmuştu. Ben öleyim ama benim peygamberim mahcup olmasın ya. Ben şahsen bir Çanakkale şehidi torunuyum. Sevgili öğrenciler, sizin ailelerinizde de muhakkak vardır akrabalarını. Yani bedeli de çok pahalı olmuş. Çanakkale geçilmez dedirtmişiz ama çok pahalı bir bedelle böyle olmuş. İşte peygamber sevgisi bize yeniden bir vatan bağışlamıştır. Allah razı olsun hocam. Sağ olun efendim. Hocam, sonra daha Mekke'ye geçmedik. Evet, evet hocam. Yani orada bakın. Daha dün değil de bir evvelki günde Meymune annemizin kabrini ziyaret ettik. Akabe biatlarının siz okulda okudunuz sevgili öğrenciler. Birinci, ikinci Akabe biatlarının yapıldığı yer. Yani İslam'ın temellerinin atıldığı yerlerde bu hatıraları düşündük. Huneyn anlaşması
ki Fetih suresinde nazil olduğu yer, onu yerinde gördük. Evet. Ve orada bu konuyu evet. tekrar düşündük. Kabe'nin karşısında dualar yaptık. Hocam, beraber şahit olduğumuz oldu. Bir olay şöyle bakın. Kabe'nin karşısında seyrine doyamıyoruz. Önümüze bir grup geldi. Efendim, eğitimli, disiplinli, güzel bir grup. Sonradan öğrendik ki bunlar Endonezyalı. Yani hocaları böyle mikrofon var. Kendi okuyor. Her birinde de kulaklık var. Böyle bağıra çağıran değil. Kimseyi rahatsız etmiyorlar yani. Kimseyi rahatsız etmiyor ama duyuyorlar. Evet. Ve böylece de disiplini, ahengi koruyorlar. Fakat hakikaten gözyaşlarıyla güzel dualar ettiler. Doğrusu biz de çevremizde bulunan Anadolu'dan gitmiş insanlar vardı. Onlar da etkilendiler. Ve duaları bittikten sonra erkekler kendi aralarında, hanımlar da kendi aralarında ağlayarak şöyle bir kucaklaştılar. Ya Rabbi bakın, coğrafyalarımız ayrı, ülkelerimiz, dillerimiz ayrı ama halimizle konuştuk. Sonra geldiler bizimle de kucaklaştılar. Biz de onları ancak gözyaşlarıyla konuştuk. Duacı olduk birbirimize. İşte insanların birliğine ne kadar ihtiyaç var. Elin oğlu bunun farkında elin oğlu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kafirler birbirinin dostudur. Onlar işbirliği yaparlar. Ey müminler, siz de öyle yapmazsanız yeryüzünde fitne kopar, fesat kopar. Elin oğlu demek kafir olmalarına rağmen birliklerini, dirliklerini koruyorlar. İman ne güzel bağdır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kabe'ye kıble diyebiliyoruz. Peygamberimizi Allah elçisi diyebiliyoruz. Kur'an'ı rehber diyebiliyoruz. Aynı kültürü, aynı inancı paylaşıyoruz. Bu ne güzel birliktir. Evet, işte ülkemizde, ailemizde, akrabamızda birliğe, dirliğe ihtiyaç var. İslam dünyasında da birliğe ihtiyaç vardır. İşte ibretli bir tablo. Birçok bunun gibi hangi birini sayacaksınız değil mi? O kadar insan, bakın, bir arada bulunur da, yani niye omuzuma vurdun, niye ayağıma bastın, niye sert baktın? Yok böyle diye melekleşmiş insanlar. Melekleşmişler. Hocam ya. Kesinlikle öyle. Ben bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Tabii. Müsaade buyursanız. Hacer-ül Esvet'e ulaşmaya çalıştık. Tabii ulaşamadım. Ben ulaşamadım. Avni Bey, program müdürümüz Avni Bey ulaştı. O benden daha biraz daha. Yani Hacer-ül Esvet. Evet. Ulaşmaya çalıştık. Şöyle bir şey meydana geldi. Siz hep diyorsunuz ya, yani Müslümanları rahatsız etmeden ulaşabiliyorsak tabii. ulaşalım. Şart değil. Doğru. Eziyet etmeyelim Müslümanlara. Tam ben ulaşacağım. Yani şöyle dokunsam ulaşacağım. O aşamadayız. Yaşlı bir teyze araya girdi. Başka bir ülkeden. Yaşlı bir teyze araya girdi. Önüme geçti. Ve elbiseleri dağıldı. Yani o izdihamda çok kalabalık oluyor biliyorsunuz. Ya ben onu ezerek önüne geçecektim ya da aradan çıkacaktım. Ben aradan çıktım. Ne yani, güzel. Aradan çıktım. Herhalde bunu yapmak gerekiyor. Hakikaten orada yani normal şartlarda dışarıda bir kuyruk olsa, böyle bir sıra olsa İnsanlar kesinlikle birbirine girerler hocam. Kavga ederler yani. Ya. Niye itekliyorsun, niye ayağıma basıyorsun diye. Orada hiç kimse bir şey söylemiyor. Öyle oluyor evet, değil mi? Evet, sabırlı oluyor herkes. Allah razı olsun. Hocam şunu da sorayım ben size. Geçtiğimiz sene gittiğimiz aylarda bu kadar yoğun değildi. Hep sorulur kalabalık mı diye de ondan soruyorum. Kalabalık değildi. Bu sene sanki geçen senenin 2-3 katıydı kalabalık. Fark ettiniz mi? Efendim bundan dolayı da herhalde Rabbimize hamd etmek gerekirdi. Daha önceki yıllara gidin, umre diye bir şey olmazdı. Evet. Umre diye bir şey olmazdı. Şimdi İslam dünyası zenginleşiyor. Ulaşım imkanları da çoğalıyor. Benim en çok mutluluğum duydum. Hatırlar mısınız orada genç çocuklar duruyordu. Evet, Muhsin Bey. Herhalde şunlar bizim çocuklar. Siz hemen anladınız. Şunları getir yanıma dedim. Yanıma getirdiler. Biz DİTİB getirdi bizi. Diyanet'in Almanya'daki teşkilatı.
çocuklar siz biliyor musunuz dedim. Almanya'nın musaplarısınız dedim. Alman nasıl ki sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye dini öğretmesi için Hazreti Mus'ab'ı göndermişti ya, o delikanlı model oldu, örnek oldu ve Medine'nin İslam'a girmesine sebep oldu. Sevgili gençler, siz de dedim hani güzel yaşayışınızla, rol model oluşunuzla Almanya'ya örnek olacaksınız. Yani günah panayırının olduğu yerde o gençlerimiz bakın nefsin, şeytanın esiri olmadan Kabe'ye gelmişler. Bizim milletin de mayasında hayır istidadı var. Rabbimize hamd ederiz. Yani umrecilerin içinde en çok dikkatimi Muhsin Bey bu çekiyordu. Gencimiz, ihtiyarımız, kadınımız, erkeğimiz bambaşka bir heyecanla bu yoldalar. Evet, Allah razı olsun. Amin efendim. Peki yine sohbetlere devam ederiz. Tabii biz orada çok güzel hatıralar yaşadık. İlerleyen tarihlerde onları paylaşırız izleyenlerimizle. İnşallah efendim. Onu da söyleyelim. Hocamın çok güzel sohbetleri oldu o ziyaretler esnasında. Onların hepsinin kaydını da aldık. İnşallah ilerleyen tarihlerde özellikle Ramazan'da da onları sizlerle paylaşırız diyelim. Ve misafirlerimize geçelim. Hocam bu, biz heyecandan böyle umreden gelince hala o heyecanı yaşıyoruz. Misafirlerimizi unutmadık elbette. Onlara yani, da bir hoş geldiniz diyelim. Şunu anlatayım. Adamın biri ömründe bir defa hacca gitmiş. Gittiği hac hatıralarını her mecliste anlatıyor. Her mecliste anlatıyor. Arkadaşları diyor ki ya şu adama bir söz fırsatı vermeyelim ya. O sandık bu adamın hac hatıralarını dinlemekten. Adam da kendine fırsat verilmeyince baygınlık geçiriyor. Ayıldıktan sonra diyor ki bir kere de böyle Arafat'ta olduydu diyor ya. Güzel. Peki. Efendim bugün Hasbahçe Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri misafirlerimiz. Kıymetli müdürümüz burada. Kıymetli hocalarımız buralar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Evet, daha evvel Hasbahçe Anadolu Ortaokul buradaydı değil mi? Hasbahçe ablaları bugün burada. Evet, İmam Hatip Ortaokulu. Bugün ablaları burada. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dersler nasıl? Güzel. Peki mikrofon kimde? Mustafa abi sende mi? Evet, sizinle başlayalım. Sizi kısaca tanımak isteriz. Sonra öğrencilerimizin soruları olacak. Onları alacağız. Buyurun. Evet, Mehmet Sadi Yıldız. Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürüyüm. Hoş geldin. Geçen hafta ortaokulumuz buradaydı. Umarım iyi bir program oldu. Öyle evet. Düşünüyoruz. Öyle bir sonuç aldık. Bugün de inşallah güzel bir programa şahitlik edeceğiz. İnşallah. Değerli hocamızı zaten biliyoruz. Allah razı olsun. Yıllardır kürsülerden zaten çokça sohbet etti, dinledik. Bizim okulumuz Hasbahçe İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu gerçekten çok güzel bir okul. Yani kendi okulumuz olduğu için övmek anlamında söylemiyorum. Herkes kendi okulunu bir şekilde övüyor falan ama. Öğrencileriniz zaten bunu belli ediyor. Evet. Öyle değil mi? Teşekkür evet. ederim. Yani bizim yapısal olarak da içerik olarak da gerçekten iyi bir okuluz. Binanın fiziki anlamda donanımı, eklentileri, öğrencilerin güzel bir ortamda eğitim görmelerine çok iyi imkan veren bir bina. Spor salonumuz var, halı sahamız var, işte müzik atölyemiz var, resim atölyemiz var, yemekhanesi, birçok şeyleriyle böyle bir özel okullardan güzel olan bir okul. Ama öğrencilerimiz de o anlamda gayretli, çalışkan, başarılı ve gerçekten davranışları bizim çok memnun ediyor. Bazı okullarda yıllardır işte öğretmenlik yapıyoruz, idarecilik yapıyoruz, çeşitli okullarda bulunduk. Birçok okulda kavgaların olduğunu, işte belki boyutları farklı da olsa kötü alışkanlıkların olduğunu evet. Bizzat şahit olduk. Bizim okulumuzda yani zaman zaman öğrencilerimize de söylüyoruz. Yani bazen işte kızarken de güzel taraflarını falan da böyle ifade etmekten memnunluk duyuyoruz. Çocuklarımız gerçekten
şiddetle bizim karşımıza gelmiyor. Yani şiddet problemi yok. Küfür problemi bu anlamda yok. Çok bireysel, nadir olan şeyler. Bunlar gerçekten bu anlamda bizim dikkatimizi çekmeyecek olan konular. O yüzden ben gerçekten öğrencilerimizin ileriye dönük olarak iyi birer rol model olacak inşallah toplumumuza, insanımıza. Hocamızın tanımladığı ilkeler, anlayış çerçevesinde Kur'an ve sünnet anlayışı bağlamında geleceğimizin inşasında güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum çok ben. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Çok kısa sizi de tanıyalım hocam. Branşınız nedir? İsmim Nursel Kılıç. Nursel Hanım. Meslek dersleri öğretmeniyim. 3 yıldır okulumuzda görev yapmaktayım. Okulumuz İmam Hatip Camiası'na yeni adım atmış bir okul. 3 yıldır İmam Hatip. Ama gerek idarecilerimizin özverili çalışmaları, gerek öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz her alanda başarılı bir şekilde okulumuzun adını duyurmaya başladılar. Biz bundan çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz burada onlara. İnşallah gayemiz onları en iyi yerlerde, en hayırlı yerlerde görmek. İnşallah. Amacımız bu. Allah bu yolda utandırmasın inşallah. Allah kolaylıklar versin size de. Teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım kısaca. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Ben Sibel Çakıral. İngilizce öğretmeniyim. İngilizce. Evet. Bir yılda çalışıyorum. Okulumdan, müdür beyden ve idarecilerimizden çok memnunum. Bizleri buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz hayırlı teşekkür ederiz. Diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi sorularınız var biliyorum. Kimlerin sorusu var şöyle bir görelim. Elleri bir görelim. Hocam çok soru var bugün. Maşallah, hazırlanmışlar öyle gelmişler. Ne güzel. Bu arada bir 6-7 kişilik bir ilahi grubumuz var değil mi? Grubunuzun adı var mı sizin? Mikrofonu uzatabilir miyiz? Neydi ismin? Yok öndeki evet. Neydi ismin? Dilan. Dilan. Sevgili Dilan da o grupta. İlerleyen dakikalarda ilahi okuyacaklar. Hangi ilahiydi? Mesnevi. Mesnevi, tamam. Grubunuzun adı var mı? Grubun adını şu an... Ama ben biraz dinledim yayına girmeden önce. Çok güzel söylüyorlar. Bu gruba bir isim de bulabilirsiniz. Gayet de güzel olur. 7 kişi misiniz toplam? Has Bahçenin Gülleri deriz. Has Bahçenin Gülleri güzel bir isim, evet. Has Bahçenin Gülleri... okulun adıyla da müsemma olur. Güzel olur. Biraz sonra reklamlardan sonra o güzel ilahi alacağız. Telefonumuz varmış. Telefondan sonra sizin sorularınıza geçelim. Olur mu? Olur. Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. Cumanız mübarek olsun. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Sağ olun. Hocama ben iki sorum vardı. Tabii ki. De. Tabii ki. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar efendim. Ben eşim 3 yıl oluyor saat ederli. Mahallenin emekliliği var. Emekliliği kaldı. Evet. Ben bundan işte yani eşimi çok sevdiğim için yani nasıl diye yani çok üzülüyorum. Neyse de bunu aile her aileyim ben. Hani böyle fakirlere yani muhtaç olanlara her aileyimden böyle yardım yapıyorum. Hı hı. Ha, bu yardımdan kendime de verebilir miyim? Yani olur mu yani? Evet. Kabul olur mu? Gelinime de verebilirim. Eşinizin parası değil mi bu? Evet, eşimin parası. Evet, aylığını alıyorum. Evet. Kendisi hocam diyor ki eşimin vefat etti. Eşimin aylığını ben alıyorum. Elimden geldiğince bu aylıkla fakir fukaraya yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Fakat gelinime de bu paradan verebilir miyim diye soruyor. Efendim bir kere paranın sahibi hanımefendidir. Evet. Kendisine harcaması da sevaptır, gelinine harcaması da sevaptır. Hatta dışarıya vermek mecburiyetinde bile değildir. Ama bu ne vefa, şu cuma sabahı hanım kardeşimizi ben tebrik etmek istiyorum. Bakın vefat etmiş eşi için aldığı o aylık hukuken kendinin hakkıdır. Elbette, elbette. Sahibidir, dilediği gibi tasarruf eder. Yani ama o işi adına yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Bakın evet, işte. Bunu böyle veriyor. Yani kendisi ele güne muhtaç olmasın diye verilen bir haktır. Ama kendisi hem gelinine veriyor, kendine harcaması anasının sütü gibi helaldir. Ve eşi için yaptığı bu hayırlar da ayrıca takdirin üstündedir. Ama önce kendi mutluluğunu, huzurunu düşünmeli. Kendi muhtaç olup da
eşim için kullanayım değil. Kendinin ihtiyaçlarını karşılaması ile de eşi bundan mutlu olur. Evet, vefalı bir eş, evet. Hanımefendi. Tabii eşinin efendim. Adına. Hocam, bir sorum daha buyurun, var. Buyurun, ikinci sorunuzu duyalım. Ben dişlerimi takma. Ben hani 5 vakit abdest alıyoruz ya. Evet. Üst dişim şey oldu, onu çıkaramıyorum. Alt dişim çok sıkıntılı oluyor. Bunu yani her abdeste çıkarmam gerekli mi yani? Ya hiç çıkarmaya gerek yok. Hiç çıkarmaya gerek yok. O şekilde abdest alın. Rabbim kabul buyursun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Afyon'a selamlar. Cumanız mübarek olsun. Evet, yayınımız devam edecek. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kanal 7'nin Facebook hesabından, Twitter'dan Hocama Sorum etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz. Instagram'dan Muhsin Bay hesabıyla da sorularınızı iletebilirsiniz. Henüz oraya daha geçemedim. Bu üç mecraya geçemedim. İlerleyen dakikalarda oraya geçeceğim ama önceliğimiz tabii ki Hasbahçe Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri olacak. Reklamlardan hemen sonra onların sorularını duyacağız. Kısa bir aramız var. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Hasbahçe Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri bizlerle birlikte. Sorularına geçmeden evvel, biraz evvel bahsettiğim ilahi okuyacak olan öğrenci kardeşlerimiz buradalar. Ablalar diyelim ortaokula göre. Sevgili Dilan'ı tanıdık ama diğerlerini tanımadık. Onları da kısaca bir tanıyalım, ondan sonra ilahilerini dinleyeceğiz. Dilan, sen nerelisin? Senden başlayalım şöyle. Ağrılıyım. Kaçın sınıfsın? 10. sınıfım. Dersler iyi. Yani. Hedefinde neler var? Hedefimde ne var? Şu mikrofonu yakın tut Dilan. Çok düşünmedim ama hani yani çok düşünmedim. Bir hedef belirlemedin mi? Şu anlık yok. Hiç mi yok? Ya, çocuk gelişimi okumak istiyorum ama. Çocuk gelişimi okumak istiyorsun. Evet. Hocalarımız yardımcı olurlar artık sana o konuda. Peki, seni tanıyalım. Leyla Yağmur, Adanalıyım. Adanalısın. Selam olsun buradan Adana'ya. Aşçılık sen... istiyorum. Aşçılık istiyorsun? Evet. Oo, yemek, o zaman güzel yemek yapıyorsun sen. Evet. Çok iyi. Yemeğin tadına bakan var mı? Yapmadın mı arkadaşlarına? Hayır, yapmadım. Tamam, yaparsın inşallah. Hem hocalarımız tadına bakarlar. Evet, seni tanıyalım. İsmim Dinan İbrahimoğlu. Evet. Bingöllüyüm. Evet. Hedefim grafik tasarımcısı. Hı hı. Bu kadar değil. Tamam, seni tanıyalım. Ben Dirşah İbrahimoğlu. 10. sınıf öğrencisiyim. Bingöllüyüm. İkizim. İkiz misiniz siz? Evet. Dur şuradan bir bakayım. Hocam ikizlermiş. Hocama doğru bir dönün. Maşallah, maşallah. Allah ömür versin. İkizlermiş. Sağ ol. Hoş geldin. Senin hedefin nedir? Ben Arapça öğretmeni olmak istiyorum. Arapça öğretmeni olmak istiyormuş. Evet. İnşallah. Aybüke Uçar, Gümüşhaneliyim. 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de çocuk gelişimi okumak istiyorum. Hadi inşallah bakalım. Reyhan Azrak, Siirtliyim. Ben de ilahiyat üzerine ne olursa artık. İlahiyat üzerine. Aynen. Tamam, inşallah diyelim. İpek Nur Kavak, Ardahanlıyım. 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de moda tasarım. Moda tasarım. Güzel. Güzel. İnşallah diyelim. İnşallah. Bu istekleriniz, dilekleriniz. Ne oldu hocam? Kendi aranızda. Tamam. Güzel değil mi? İyi bir tercih. Peki. Hangi ilahi okuyacaksınız Dilan? Mikrofonu ben şöyle koyacağım çünkü. Hangi ilahi okuyacaksınız? Mesnevi. Mesnevi. Ben mikrofonları böyle yukarıya alsam olur mu? Tamam. Şöyle alalım. Şöyle koyalım. Ben aranızdan çekileceğim şöyle. Siz hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Oldu mu? Mesnevi'den ders aldım. Oldum Mevlana gibi. Uçsuzum mana daldım. Yüzdüm Mevlana gibi. Uçsuzum mana daldım. Yüzüm Mevlana gibi. Sağ elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yüceldim döne döne, umudum hep o güne. Giderken o düne, gülsem Mevlana gibi. Giderken
döndüm Mevlana gibi. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Hayran gider aşk versin, Şems gibi yoldaş versin. Canlar kemale ersin, ersen Mevlana gibi. Canlar kemale ersin, ersen Mevlana gibi. Sağ elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Dilim kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Siz bunu özel boş zamanlarınızda mı çalışıyorsunuz bu eserlere, ilahilere, yoksa... Koronuz var, okulda koronuz var. Ne güzel. Müzik hocamız yok burada değil mi? Evet. Farklı sınıflardan mısınız? Hayır, hepiniz aynı sınıftan. Grubunuzun adı artık tescillendi hocam. Has Bahçenin Gülleri. Evet, Has Bahçenin Gülleri. Bir daha konuk olursanız öyle anons edeceğiz sizi. Has Bahçenin Gülleri İlahi Korosu diye anons edeceğiz, olur mu? Çok teşekkür ediyoruz. Şuradan ben sizi alabilirim hemen. Şuradan şöyle soldan, benim solumdan. Mikrofon bende kalsın. Çünkü sorulara geçeceğim. Mustafa abi, bunu alalım. Bunları alalım. Evet, şimdi kimlerin hocamıza, Necmettin hocamıza kimlerin sorusu var? Elleri bir görelim şöyle. Elleri şöyle bir görelim, sorusu olanları. Arkada da var, tamam. Peki. Buradan başlayalım. Arkadan başlayalım. Önce seni tanıyalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. İsmim Kader Örünklü. Nerelisin? Siirt'liyim. Siirt, hoş geldin tekrar. Hoş buldum, sağ evet. olun. Hocam sorum şöyle olacak. Hafız bir insanın ahirette 10 kişiye şefaat edebileceği doğru mudur? Hafız birisinin 10 kişiye şefaat edeceği doğru mudur? Evet hocam. Efendim, kızımızı tebrik ederiz. Güzel sual sordu. Bakın bir hadis-i şerif. İnne min iclalillahi teala. Şu 3 kişiye saygı Allah'a saygıdan gelir. Yaşlı Müslümana saygı, adaletli devlet büyüğüne saygı, hafızı Kur'an'a saygı. Kur'an hafızı olan kişi, akrabasından 10 kişiye şefaat yetkisi verilecektir. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Evet, Efendimizin zamanında da hafız olanlar vardı. Günümüzde de elhamdülillah, bakın biraz önce Endonezyalılardan bahsettik Kabe'nin gölgesinde. Bir ara Ankara Endonezya Büyükelçisi bir hanımefendi misafirimiz oldu. Kayseri valisini, o günkü Kayseri valisini ziyarete gittik. Büyükelçi hanımın, Endonezya Büyükelçisi hanımın şu sorusu çok ilgimi çekti. Vali Bey dedi, nüfusunuzun kaçta kaçı hafızdır? Ben bilmiyordum yani. Şimdi bu ne demektir? Endonezya, bakın nüfus itibariyle bugün dünya ülkeleri arasında 5. sırada yer alan bir ülke. Demek ki çok hafız yetişiyor. Bu da Kur'an'ın mucizeliğinin bir delilidir. Yani koca Allah'ın kelamını... Geçenlerde yine sizin bir arkadaşınız burada geldi. Sizin gibi öğrenci, %100 görme engellisi kızımız. Ben hayret ettim doğrusu. Bir ayet okuyorum. Söyle kızımız, bu ayet hangi surenin neresinde? Bazen ben ayeti okurum da hangi surenin neresinde olduğunu bilmem. Hele numarasını hiç bilmem. Ama kızımız... Hiç unutmuyorum, Enfal suresinin 60. ayetidir diyebildi. Yani bu Kur'an'a mahsus bir şeydir. Yani hafız olabilmek, hafız ölebilmek büyük bir lütuftur. Demek ki akrabasına da şefaati söz konusudur. Evet. Mikrofon kimde? Teşekkürler. Hemen yanından devam edelim. Arkada var, bak onu, arkada var. Ayağa kalkabilir mi? Arkada olduğu için göremiyoruz onu.
Yok, siz değil. Öğrenci arkada öğrenci. Evet. Ben de sormuştum. Almışken sorayım. Tamam, sorun. Sorun. Selamünaleyküm hocam. Yakın tutun mikrofonu. Selam. Ben cami adabını merak ediyorum hocam. Camide insanlar tartışsın, kavga mı etsin, yoksa adaplı bir şekilde oturup hocayı mı dinlesin hocam? Efendim, camide daha çok melekleşeceğiz. Daha çok, yani İslam'da bakın İsar diye bir şey var. İsar. Başkasını kendime tercih etme. Biraz önce Muhsin Bey Hacerül Esved hatırası anlattı. Önümde bir hanım var. Ya o hanım çiğnenecek ya da ben Hacerül Esved'i ziyaretten vazgeçeceğim. Ben onu tercih ettim. Bu hanım kurtulsun, ben oradan gideyim diye. Bazen böyle bakıyorsunuz ki Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinin türbesinde filan birbirine insanların izdiham yaptığı, birbirlerini rahatsız ettiği, camide gürültü ettiği, bunlar doğru değil. Mabette hep gönlümüz Allah'a verilecek. Hutbe okunuyorsa hutbe dinleyeceğim. Hutbe dinlerken Hatip Efendi hutbesini okuya dursun, ben de yanımdaki insanlarla sohbete devam edeyim. Bunlar doğru değildir. Cami adabı da önemli bir şeydir. Caminin temizliğine de riayet etmeli. İbrahim Peygamber Kabe'yi yapıyor. Rabbimiz ne diyor? Kabe'yi diyor, orada secde edenler, rüku, namaz kılanlar, tavaf edenler için tertemiz et. Yani mabet temizliğini bir peygambere veriyor. Yani bir hanım, zenci bir hanım vefat ediyor. Efendimiz soruyor, bu Ümmü Mühcen'i göremiyorum. Nerede? Ya Resulallah, o vefat etti. Bana niye haber vermediniz? Kabrini bilen var mı? Var. Bana delalet edin. Gidiyor, kabrinin başında özel dua ediyor. Bu ilgimin sebebini anladınız mı? Öğrenmek istiyoruz. Bu kadın camiyi temizlerdi. Camiyi temizleyene Allah elçisi özel ilgi gösteriyor demek ki. Yani mabet adabına da riayetkar olmak Müslümanların şiarı. Seni tanıyalım. Zehra Doğan. Hayırlı cumalar hocam. Zehra, sevgili Zehra, biraz daha yüksek sesle duyalım seni. Zehra Doğan dedin değil mi? Evet. Nerelisin? Giresunluyum. Giresun, selam olsun. Evet. Allah'ın sopası var veya yok demek doğru mudur? Allah'ın sopası var ya da yok demek doğru mudur? Günah mı girmiş oluruz böyle dersek? Hoş söz değil tabii. Ama Allah'ın gazabı var. Bakın, günahlar içerisinde Allah'ın gazabı gizlenmiş. Hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. İnne badşe rabbike leşedid. Rabbin yakalaması şiddetlidir. Onun gazabından korkmalı ama sopa insanlara ait bir şeydir. Yani Allah'ın sopası var filan değil ama onun mülkünde yaşıyorum. Onun nimetleriyle besleniyorum. O görüyor, o biliyor. Onu nasıl gücendiririm? Gücendirirsem karşılığında onun gazabının olacağını da bilmeliyim ve korkmalıyım. Beynel havfi ver reca. Bakın, duygu yapımız nasıl olacak? Korku ile ümit arasında. Bana cehennemde bile yer yok. Yok, böyle de değil. Ya bizi cennete koymayacak da kimi koyacak? Öyle de değil. Korku ile ümit arası. Beynel havfi ver reca. Evet efendim. Devam edelim sıradan. Kimin sorusu vardı başka? Öne doğru uzatalım. Evet. Hemen tanıyalım seni de. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Benim adım Fatma Gül. Yakın tutalım mikrofonu. Adım Fatma Gül. Fatma Gül, hoş geldin. Kaçın sınıfsın? 10. sınıf. 10. Sen nerelisin? Osmaniye. Osmaniye. Evet. Sorunu alalım. Sorum, İslami şarkılar ve rapler dinlemek günah mıdır? İslami? Şarkılar ve rapler dinlemek günah mıdır? Sen rap mi dinliyorsun? Hayır, dinlemiyorum ama hani böyle rapler dinleyebilirsin falan. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Evet. Dinle tabii ki. Niye dinlemeyeceksin? Evet. Günah rap de mıdır? Dinleyebilirsin. Hocam, geçen hafta da sorulmuştu bu tabii. Müzik dinliyor öğrencilerimiz. Biz de dinliyoruz sonuç itibariyle. Hocam ölçüyü çizmişti sizin kardeşlerinize. Ortaokul buradaydı. Onlar da sormuşlardı. Ölçüyü bir kez daha tekrarlayalım hocam. Yani. Müzikle ilgili. Ölçümüz ne olmalı? Efendim, sevgili Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif edince dam başında kızlar
biz Beni Neccar kızları, biz Hazreti Muhammed'e komşu, ne mutlu ne mutlu. Talal bedru aleyna min seniyatil veda'i vecebe şükrü aleyna. Ayın 14'ü bize çıka geldi, bize şükür vacip oldu diyerek yani bambaşka duygularını bununla dile getirmişler. Yani milli, dini, biraz önce kızlarımız ilahi okudular, duygulandık, etkilendik. Yani insan ruhunun demek ki musiki dinlemeye de ihtiyacı var. İşi özetleyelim. Bende dini, ilahi, bedii bir duygu uyandıran şarkı, türkü muteber, makbul. Ama bende behimi duygu uyandırıyor, hayvani hisleri harekete geçiriyor, nefsane, haram olanları helal gibi gösteren telkinler, duygular bunu körüklüyorsa bu doğru değildir. Evet. Yani işin özeti bu. Evet. Beni Allah'a yönlendiriyorsa ne güzel. Öyle değil de nefsin ve şeytanın arzularına doğru yönlendiriyorsa o da günahtır. Peki. Ölçü bu. Evet. Seni tanıyalım. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Benim sorum Allah evreni yaratmadan önceydi, neredeydi ve ne yapıyordu? Buraya ses verebilir miyiz biz? Çünkü oradan sesi tam duyamıyoruz. Ben yönetmenimden rica edeyim. Buraya da ses verelim. Evet, tekrar eder misin sorunu? Allah evreni yaratmadan önce neredeydi ve ne yapıyordu? Allah evreni yaratmadan önce neredeydi? İnandığımız Allah, bakın ayet-el kürsüde, Allahü la ilahe illahu. Allah, ondan başka hak mabut yok. El hay, her diriden önce diri, her diriden sonra diri. Hiçbir diriye benzemeyen diri, hiçbir diriye muhtaç olmayan diri, ölümsüz diri, herkesin kendisine muhtaç olduğu diri. El kayyum, varlığı kendinden, kimseye muhtaç değil. Herkes ve her şey ona muhtaç. Allahu Samet. Allah kimseye muhtaç değil ama herkes ve her şey hudutsuz ihtiyaçlarla ona muhtaç. Zamanı da mekanı da yaratan odur. Bizim de ömrümüzü, rızkımızı belirleyen odur. Gönlümüz onun sevgisiyle dolu. Öyleyse dünyada ona itaat edip onun sevgisiyle yaşayıp ebedi hayatta da onun cemaline erebilmek en büyük muradımız, arzumuz. Ya, aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine, tadına. Bana Allah gerek, cihan kâr etmez. Benim gönlüm didar ister, eğlenmez. Yani şu devletimize mi dua edelim, hayır sahiplerine mi dua edelim, öğretmenlerimize mi edelim, ana babamıza mı? Sevgili yavrular, bakın ben şu yaşa geldim, sizin çağınızda İmam Hatip okudum. Şimdi bana deseler ki, bu kızların yaşına yeniden döndürsek seni, bir yol ayrımına gelsen, ben yine aynı yolu seçerim diyeceğim. Bu iman ne güzel, bu kültür. Yani millet olarak medeniyetimizin, kültürümüzün temeli bu tahsildedir, bu kültürdedir. Bin defa şükredin yavrularımız. Siz yani Rabbim bana bir, böyle bir yol verdin. Yani bu fikir alaborası içerisinde ben bir ateist olabilirdim, ben bir anarşist olabilirdim, ben bir inkarcı olabilirdim. Ama ya Rabbi, peygamberini öğrendim, Kur'an'ı öğrendim, seni tanıdım, sana hamd ediyorum. Gönlüm senin sevginle dolu ve o yüzden son derece mutlu. Her şeyi güzel görüyorum, hayattan zevk alıyorum demek lazım. Allah razı olsun. Güzel yoldasınız çocuklar. Sizi tebrik etmek, ailelerinizi tebrik etmek, öğretmenlerinize teşekkür etmek ama bu okulları kuran devletimize de dua etmek, hayır sahipleri yaptıysa onlara duacıyız.
devletimiz yaptıysa ona duacıyız. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Sorularla devam edeceğiz. Instagram'a bir bakalım. Hocam şöyle bir soru var. Erkek için altın yüzük ve ipek gömlek giymek haram mıdır? Araf suresi 32. ayet haram olmadığına dair kanıt mıdır? Teşekkür ederim demiş. Cevabı reklamlardan sonra alacağız. Kısa bir aramız var. Efendim, ağır ağır itelerken zaman gövdemi, aşılmaz mesafelerin esiri oluyorum. Bir kara delik usul usul emiyor gölgemi. Her şeyin gittiği yerde ben seni buluyorum. Efendim, suda iz bırakıyor günahlarım. Pişmanlıklar senfonisi eyvahlarım. Yedi gök parçalar tutulmaz ahlarım. Ne zaman dara düşsem hep senin soluyorum. Efendim, aklımda cinnet, gönlümde hezeyan. Açılıyor perdeler, azap ayan beyan. Bilirim ümmetine demezsin, ateşlerde yan. Demirler eriten ıstırabımı şefaatinle suluyorum. Efendim, bilinmez yangınların narındayım. Süte siyah emdiri benliğim dardayım. Gülşen içinde bir gül üstünde hardayım. Bahçıvan oldum, diken diken gülünü yoluyorum. Efendim, Azrail olsa bir öldürür, ben bin ölmekteyim. Canlı bir cesedim, ten denen gömlekteyim. Kimse bilmez, kainat durmuş, ben dönmekteyim. Her duruşta kendimi dizinin dibinde buluyorum. Efendim, dökülecek her şey, sır sır, perde perde. Sırların hakikat savurduğu yerde. Tıkış tıkış itişmeler Havz-ı Kevser'de. Nefsin cennet dediği yerde ben sana ölüyorum. Efendim, bir hayat koşusu Safa Merve arası. Sonsuza ram olamadım, elde kaldı darası. Din zevke zehir oldu, bir günah yarası. Acizim, çaresizim, ferman salıyorum. Sevgili Sena, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Bunu alalım. Evet, Hasbahçe Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden sevgili Sena. Yüreğine sağlık. Şura, kimdi? Sevgili Şura'da kaldı mikrofon ama senden önce bir soru vardı. Instagram'dan onu aktarayım. Müsaade var mı? Tamam, varmış müsaade. Hocam soruyu ben tekrar edeyim. Evet efendim. Instagram'dan Oğuzhan Bey sormuştu. Erkek için altın yüzük ve ipek gömlek haram mıdır? Araf suresi 32. ayet haram olmadığına dair kanıt mıdır? Efendim, erkekler için altın ve gümüş haram. Hanımlar için, erkekler için yanlış söyledim, düzelteyim. Erkekler için altın ve ipekli haram. Hanımlar için ipekli ve altın helal. Yani erkeğe şecaat, yiğitlik yakışır. Hanıma da süs ve ziynet yakışır. Evet. Evet. Ama Araf suresindeki o ayetle bunu karşılaştırarak bilindiği gibi bakın, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani ben sadece Kur'an ne diyorsa onu bilirim, başkasını dinlemem. Ama Efendimiz buyuruyor, bir kısım insanlar koltuklarına kurulup ben sadece Kur'an'a inanırım, Kur'an'ın dışında bir şey bilmem mi diyor. Kur'an'daki kadar benim de emirlerim, yasaklarım vardır diyor. Rabbimizin Kur'an'da Allah'a ve Resulüne itaat edin dediğini görüyoruz. Yani sünnet delili İslam'da ikinci bir kaynaktır. Niçin Allah'ın helal kıldığını siz haram edersiniz? Meselesi başka. Yani erkeklere altının ve ipeklinin haram,
hanımlara ise helal olduğunu ifade eden hadis-i şerifler de aydır. Evet. Sevgili Şura'nın sorusunu alacağız. Sonra telefonlara geçeceğim. Buyur. Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun hanım kızım. Benim sorum şöyle olacak. Sen nerelisin sevgili Şura? Sivaslıyım. Sivaslısın. Sivaslı. Kaçıncı sınıf? 10. sınıf. 10. sınıf. Buyur. Allah bizim önceden ne yapacağımızı biliyorsa neden bizi imtihan ediyordur? Allah hanım bizim kızım. Önceden ne yapacağımızı biliyorsa neden bizi imtihana tabi tutuyor? Hanım kızım, Rabbimizin imtihan etmesi doğru bu. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. İmtihan. İmtihandayız biz hepimiz. Ama Rabbimiz bizim ne yapacağımızı bilmiyor da bakayım ne olacak? Onun için mi imtihan ediyor? Bizi imtihan etmezden önce de biliyor. Ama bizim kabullenmemiz için onu yaşatıyor. Mesela bakın, hünalike betülyel müminune ve zülzilu zilzalen şedida. Müminler burada şiddetle imtihan olundular. Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Müminler burada imtihan olundular. Sanır mı ki müminler imtihan olunmadan hemen cennetlere girivecekler? Böyle olduklarını mı sanırlar? Yani Habbab İbni Eret Hazretleri bakın efendim bir müşrik hanımın işinde çalışan demirci, 6. kişi olarak Müslüman olmuştur. Habbab İbni Eret Hazretleri Müslüman olduğunu öğrenince o hanım geliyor diğer hizmetli köleleriyle demirci dükkanında demiri kızdırıp bunun sırtına basıyorlar. Gelmiş peygamberimize Kabe'nin gölgesinde bulunurken Allah Resulü sırtını açıyor. Ya Resulallah şu yaralarım iyi olmayacak mı? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Bu kafirler için bir lanet etmeyecek misiniz? Dediğinde Habbab ben lanet okumak için değil rahmet okumak için gönderildim. Ama Habbab sizden önceki insanlar ateş çukurlarına atıldılar. Başlarına testere konulup ikiye biçildiler. Yine de Allah yolunda sebat edip imtihanı kazandılar. Siz de böyle hemen imtihan olunmadan cenneti, yani cennet ucuz değil Habba. İmtihansız kul olmaz. Yani bu imtihan durumun ne olduğunu Allah bilmiyordu da öğrenmek için yapmış değil. Sonucu bize kabullendirmek için. Allah razı olsun hocam. Sağ olun efendim. Devam edeceğiz sizlerle. Mikrofonu uzatalım. Kimde kalacak? Yasemin. Mikrofona konuşur musun? Yasemin. Herkes duysun. Yasemin'de mikrofon ama telefonlarımız var. Hoş geldiniz yayınımıza. Cumanız mübarek olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Sağ olun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Teşekkürler. Bayburt'tan arıyorsunuz. Buyurun. Benim hocama bir sorum var. Evet. Hatta iki sorum var. Tamam. Birinci sorum, eşim tartışma esnasında Allah şahit olsun seni sevmiyorum dedi. Bunun şeyini öğrenmek istiyorum. Nabalını veya günahını öğrenmek istiyorum. Niye size öyle bir şey? Tartıştınız mı eşinizle? Evet. Eşimle tartıştım. O esnada bana onu söyledi. Çok zoruma gitti öyle söylemesi. O yüzden. Siz ne dediniz peki? Seni sevmiyorum deyince. Ben de eşime söyledim aynı kelimeyi. Allah dedim sen öyle söylüyorsun ben de aynısını dedim sana söylüyorum. Niçin dedim bana bunu diyorsun? İşte ondan sonra. Peki siz eşinizi sevmiyor musunuz? Eşimi seviyorum. Tamam o da sizi seviyordur o zaman. Kızgınlıkla söylemiştir. Evet, o da işte kızgınlık esnasında söyledi ama çok soruma gitti yani. Evet. Birinci sorum evet. Bu. Tamam, hocamdan cevabı alalım. Hocam, eşim efendim, Allah'ı şahit tutarak seni sevmiyorum efendim, demiş. Mübarek üç aylardayız. Miraç kandilinin gölgesi üzerimize düşmüş vaziyettedir. Yüce Rabbimiz bakın şu ayetine. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim, huzur bulasınız, saygı ve sevgi duyasınız. Yaratılıştan amacımız saygı ve sevgidir. Burcu burcu ocağımızda sevgi olmalı.
Yani bu kırgınlık, dargınlık, öfke, maksadını aşan sözler Allah'ın da gücenmesine sebep olur. Evden bereketin de gitmesine sebep olur. Efendimiz buyuruyor ki, bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da onlara rahmetle bakar. Allah'ın bize gazapla değil de rahmetle bakmasını istiyorsak, saygıyla, sevgiyle birbirimize bakmalıyız. Ellerini ellerine aldıklarında abdest suyunun döküldüğü gibi günahları dökülür. Ben derim ki değerli kardeşimize, cuma günündeyiz, üç aylardayız, Miraç kandilinin gölgesi üzerimize düşmüş ve bu görüşmemizden sonra kendisi mi gider, hanımefendi mi gelir? Yani bir Dursun Fadime hikayesi var. Buyurun. Bunlar bir evde yaşarlar. Birbirleriyle de kırgınlar. Aynı dairedeler ama küsler. Fadime ayrı yaşıyor, Dursun ayrı yaşıyor. Ya bu da hiç iyi olmuyor. Dursun varıyor gece, Fadime ne yapıyor diye kapıyı dinliyor. Fadime de bunun işte memnun değil. Namaz kılmış, teheccüd namazı, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, şu Dursun'u sen mi getirin? Yani Hızır'ımı devreye girdirin. Neyi dersen ya Rabbi, şu Dursun'u bana getir diyor. Şimdi o da sanki Hızır Aleyhisselam onu yitiyormuş gibi. Hızır baba yavaş düşüreceksin beni diyor. Yani sanki Hızır Aleyhisselam yitiyor. Onun gibi ben derim ki bu değerli kardeşimize, şu cuma gününde, şu mübarek üç aylarda Allah şahit ki ben seni sevmiyorum. Hanım böyle diyor, aynısıyla cevap veriyoruz. Hanım ben seni çok seviyorum. Allah şahit senden ki ben seni razı seviyorum olsun. Deseydi diyorsunuz. Allah da şahit. Evet. Gelin o böyle desin, o demezse sen de hatta uygun bir hediye ile, bir ikram ile değil mi? Duydunuz mu hocama? Evet efendim. Hatta mısınız? Evet. Hattan düşmüş. Umarım duyabilmiştir hocamın söylediklerini bir hediyeyle. Ya. Allah şahit olsun ki ben seni seviyorum desin. Bitti o kadar. Derse olay çözülür. Peki bir telefon daha alalım. Sonra sevgili Yasemin'e döneceğiz, sorusu var. Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Bu kez Bingöl arıyor. Buyurun Aziz Bey. Duyabiliyor musunuz beni? Aziz Bey bağlanana kadar Yasemin, sevgili Yasemin sorusunu duyalım. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bir hadisten rivayetle bir bayanın 90 kilometreden uzağa yanında mahremi olmadan gidemeyeceğinin, gitmesinin caiz olmadığını biliyoruz. Peki bir kız öğrencisi çok iyi bir üniversite kazandığı takdirde o kadar mesafeden fazla bir üniversiteye gitmesi doğru mu? Yani efendim, bir zaruret haline girer mi? İmam Şafii merhum ne diyor? Üç kadın bir arada olur, yolda da güvenlik olursa gidebilir diyor. Elhamdülillah günümüzde de bu güvenlik oluyor hanım kızımız. Yoksa hiç kimse bir yere gidemeyecek, eğitim göremeyecek demektir ki öyle değil. Elhamdülillah güvenlik var. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Ülkemizin her yerinde mal, can, namus güvenliği vardır. Ona hamd ediyoruz. Ve İmam Şafii'nin fetvasına da uygundur. Peki. Telefonumuz hazırmış. Devam edeceğiz sizlerle tekrar. Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Duyabiliyor musunuz beni? Sizin de cumanız mübarek olsun efendim. Teşekkürler. Buyurun efendim. Hocama iki sorum vardı. Tabii. Biri şimdi türbelere gidiliyor. Türbenin etrafında 7 tur atıyorlar. Bu doğru mu değil mi? Evet. İkincisi de bu kanser hastası, bağırsak ameliyatı olmuş, bağırsak dışarıda konostomi torbası var. Bu abdest alıp namaz kılabiliyor mu? Evet. Efendim ikinciden başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Lütfen televizyondan takip edin. Bu kardeşimize Allah cümle hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Amin. Bu kardeşimiz sahibi özür diyoruz bunun adına. Sahibi özür olunca ne olur? Diyelim ki öğle namazının vakti girince abdest alır, o abdest ikindiye kadar geçerli olur. Başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça o söylediği akıntının olmasıyla abdestine hiçbir zarar vermez. Öğle ile ikindi arasında abdestlidir.
İkindi de abdest aldı, ikindi vakti girince o da akşama kadar geçerli. Bunun adına sahibi özür diyor. Yani benim böyle akıntım var, o halde ben ibadet yapmayayım. Yok, öyle değil. Yani ibadetimizi yapacağız ama abdestimizin durumu da böyledir. Evet. Evet. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Ondan önce bir daha mı vardı sorusu? Hatta mı izleyicimiz? Ha, evet hocam, bir sorusu daha vardı. O da türbelerle ilgili. Ya, dedi ki türbelerin etrafında, çok özür diliyorum, unuttuk onu. Doğru. 7 kere dönüyorlar türbelerin etrafında. Genel olarak türbe ziyaretiyle ilgili neler söylersiniz? Efendim, türbe ziyareti doğrudur, yapılır. Yani sevgili Peygamberimiz, ben kabir ziyaretlerini men ediyordum ama şimdi müsaade ediyorum. Ziyaret ediniz, hem size empati yaptırır hem de ölen kişiye rahmet okumanıza sebep olur. Biz diyelim ki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine ziyaret eder miyiz? Ederiz. Sevgili Peygamberimizi 7 ay misafir eden, Peygamberimizin duasına konu olan bu kişi hakkında elbette güzel şeyler düşünürüz. Ve ziyaret edince ey Ebu Eyyub el-Ensari, benden şu sıkıntımı gider demem. Ya Rabbi, bu kulun hatırına benim hastama şu şifayı ver. Bu kulun hatırına bana şunu ikram et. Rabbimden dilerim, ondan değil. Ve türbeye yönelik de el açmam. Kıbleye doğru yönelir, öyle dua ederim. Ve türbenin etrafını da böyle tavaf eder gibi dönmem. Allah'tan dilerim yardımı, lütfu, ihsanı, bağışı. Rabbimden dilerim. Evet. Evet efendim. Atabey'in sorusu var Instagram'dan. Hocama sorar mısınız demiş. İslam'da erkeğin eşini dövmesi hakkında ayet ya da hadis var mı? Peygamberimizin hayatında böyle bir şey var mı hocam? Sevgili Peygamberimizin hayatında annemize karşı tebessüm vardır. İlgi vardır, sıcak alaka vardır. Mesela bakın, ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım dediğini duyuyoruz. Ayşe annemiz soruyor, beni ne kadar seviyorsun? Seni kördüğüm gibi seviyorum. Pek hoşuna gidiyor, kördüğüm malum, kördüğüm çaldın mı çözülmez. Bir zaman sonra soruyor yine, ya Resulullah kördüğümden ne haber? İlk günkü gibi diyor. Yani görülüyor ki Peygamberimizden, yani hanımların yüzüne vurmayın diyor, aşağılamayın diyor. Yani son anında bile, bir kere bakın veda haccı hutbesinde insanlığa son irşat görevini yaparken köleleri, kadınları size emanet ediyorum. Allah emaneti olarak aldınız onu, ben güçlüyüm. Fiziki bakımdan kadın, ezerim seni. Tamam, ezen tabii, hakikaten güçlüsün sen yaratılış itibariyle ama yanına kalmaz. Zulm ile abad olan kahr ile berbat olur. İnna Allah aliyyen kebira. Allah daha güçlüdür ha. Sen, ben erkeğim, kadın sen kanadı kırılmış kuş gibi kucağımdasın. Baban yok, kardeşin yok, gideceğin bir yer yok, ezerim seni. Ezen ama yanına kalmaz. O kadın sahipsiz değil, o kadın. Ya. Peki. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. İyi günler. Teşekkürler. Benim hocama sorum olacaktı. Elbette. Şimdi benim eşim hasta. Alzheimer hastası. Evet. Bu namaz kılmayı unuttu. Fakat devamlı aklına giriyor, abdest almaya uğraşıyor, namaz kılmaya uğraşıyor, namaz falan kıldığı yok ama abdest de almayı beceremiyor. Ben kendimi aldırıyorum bu abdest, iyi kötü. Oturuyor, kıldı zannediyor namazını. Bunu ben yapma diyorum, bak olmuyor, sen hastasın diyorum, üstün başını ıslatıyorsun, hasta oluyorsun diyorum. Anlatamıyorum, bu sefer de ben günaha giriyorum diye oturup ağlıyorum. Hoca kızdım diye. Bir de bir sorum daha var hocam. Onu da sorayım, sonra siz anlatın. Şimdi ben bu geçen sene bu oruç tutamadı. Daha doğrusu 2 senedir, 3 senedir tutamıyor da ben bunları kefaretini veriyordum. Geçen sene Yalova'da hocaya sordurttum. O da dedi ki bu dedi hastaya dedi kefaret verilmez. Hani oruç tutamadı diye.
Benim yine içime rahat etmedi. Ben talebelere, çocuk torunlar okuyor, onlara verdim o parayı. Evet. Fakat niye ben bu adamın kefaretini ödeyemedim? Günaha mı giriyorum? Bir de bunu bana aydınlat hocam. Tamam. İki soru da anlaşıldı. O zaman siz televizyondan takip edin, olur mu? Geçmiş olsun eşiniz için. Allah şifalar versin. Evet. Efendim, tabii yaşını sormadık ama hanımefendinin anlattığı tablodan anladığımıza göre beyefendinin peki akıl sağlığı yerinde değil. Yani akıl ehliyeti yok adeta. Yani o yüzden sorduğu hoca efendi de doğru söylemiş. Sen bunun için fidye verme, bu mükellef değil. Mükellef olmadığına göre siz zaten maddi durumunuzda müsait değil. O yüzden fidye vereceğiz diye zorlamayın demiş. Ama ben yine dayanamayıp veriyorum diyor. Ama hanımefendi vermiş tabii. Ama söyleyen hocanın sözü de doğrudur. Mükellef değildir. Yani adamı zorlamamalı. Hasta. Bak ondan sonra da biraz düzelince bu sefer ağlamaya başlıyor. Tekrar üzülüyor. Vay sen üstünü ıslattın, sen abdest alamadın, sen namaz kılmadın. Adam ben kıldım zannediyor. Yani normal, akıl sağlığı yerinde değil. O yüzden gelin kendi halinde bırakalım. Peki, ya. Peki. Kimde kaldı mikrofon? Seni tanıyalım hemen. İsmim Müteber Ergül. 11. sınıf öğrencisiyim. Nerelisin? Bartınlıyım. Bartınlısın, selam olsun. Sorun nedir? Ramazan orucunu bir sonraki Ramazan'a kadar tutmasak, sonra tutsak kefalette para gerekir mi? Bir dakika, Ramazan orucunu? Bir sonraki Ramazan'a kadar tutmasak, tamam. Sonra tutsak kefalette para gerekir mi? Yok, kefaret gerekmez. Yani elbette gününe gün tutacağız. Yani hanım olarak diyelim ki tutamadık. Hanım olarak tutamadık. İkinci Ramazan'a kadar da bu borcumu ödeyemedim. Ondan sonra bu borcumu imkan nispetinde de borçlarımı erken ödemeliyim, yerine getirmeliyim. Ya, kefaret başka oluyor değil mi? Yok tabii. Evet, doğru. Peki. Devam edelim, buyur. Selamünaleyküm hocam. Selam. Adım Melike Bal, Sivaslıyım. Bir Android telefona Kur'an-ı Kerim'i indirip abdestsiz okuyabilir miyiz? Evet. Nasıl dedi? Ha şimdi telefondan hocam, dinleyebilir miyiz? Kerim, dinleriz. Tabii kızım. Yani boş duracağımıza cidden onu, Allah'ın kelamını dinleyelim. Dinleye de hakikaten bazı sureleri ezberleyebiliriz yani. Evet, devam edelim hemen seri bir şekilde. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Esra Yasemin Çevik, Ispartalıyım. Secde ayetlerinin mealini okuduğumuzda da tilavet secdesi yapmak gerekir mi? Hanım kızım, ya Allah kelamının mealini bile okurken diyelim tilavet secdesi ayeti geçti, tilavet secdesi yapmamız vacip bir kulluk görevi olur. Yani mealini okudum, mealini dinledim o tilavet secdesi ayetlerinin. Yani Rabbimizin kelamının her tarafı öyle de hele bu tilavet secdesi ayetleri var ya, anlam yüklü ayetlerdir. İnsan gayri ihtiyari kalkıp secde edesi gelir. Ve o yüzden mealini dinlesem, onda da mealini okusam secde etmeliyim. Evet, önden bir soru alalım. Hayırlı cumalar hocam. Adım Berfin Urfalıyım. 10. sınıf öğrencisiyim. Hocam, hayatımıza giren kişiler kader ile mi giriyor yoksa cüz-i irade ile mi giriyor? Hayatımıza giren kişiler kaderle mi hayatımıza giriyor yoksa biz mi onları hayatımıza sokuyoruz? Yani bizim İkisi irademizde bir. Mi? İkisi bir. Yani diyelim ki filan kişiyle evleneceğiz. Ben ne yapayım? Bu serhoş adamla evlenmek benim kaderimde var. Böyle deyip kurtulamam. Ben aklımı, irademi kullanacağım. Nasıl ki Efendimiz tünkehul mer'etul li erba'in. Bir hanım dört sebepten biri dolayısıyla alınır. Limaliha, zengin bir ailenin kızı olur, ondan dolayı alınır. Ama ailenin geçimi hanımın babası tarafından sağlanırsa erkeğin otoritesi düşer. Ona bir çarpı işareti. Li cemaliha, güzelliğinden dolayı alınır. Ama siması güzel olur da huyu güzel olmayabilir.
ona da bir çarpı işareti. Lihasebiha, meşhur bir ailenin kızı olur. Ama ölüden diri, diriden ölü meydana geldiği gibi meşhur ailenin şöhretine uygun olmayan bir kız da olabilir. Ona da bir çarpı, sen ahlaklı olanı tercih et, evin huzurla, elin bereketle dolar. İmza Allah elçisi. Tabii bu erkek için de böyle geçerli. Yani ben erkek için de değil, ben ne yapayım ya bu serhoş adamla, bu uyuşturucu kullanan, alkolik adamla evlenmeye mecburdum. Benim kaderim bu. Aklımı, irademi kullanacağım yani. Evet. Peki hemen bir soru daha alalım. Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Kader. Hocam şimdi bir tane çarşaflı bir tane kadın var. Evlendikten sonra kocasının kardeşiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Yani kardeşlerin maddi sıkıntısından dolayı onlar da kalmak zorunda kalıyor. Kadın da ondan sonra çarşafı bırakıyor. Bunun günahı var mıdır hocam? Siz iyi anladınız mı bunu? Olayda birkaç soru var aslında orada da. Doğru. Yani bir daha sorayım mı? Bir tekrar edelim. Yani yaşamaya başladı birisi var. Çarşaflı bir tane kadın var. O kadın bir adamla evleniyor. Adamla evlendikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Kardeşlerin maddi sıkıntısı var. Kimin kardeşleriyle? Adamın kardeşlerine. Evet, evet. Ondan sonra kadın çarşafı bırakmak zorunda kalıyor. Bunun günahı nedir? Evet. Yani illa %100 giysi malum tesettür. Bak sizinkiler de tesettür. Ne güzel. Ne güzel. Yani el ve yüz dışında bütün vücudunun örtülü olması ve vücut hattını, hacmini belirtmeyecek şekilde. Yani şehvet yüklü nazarları üzerimize çekmek amaçlı değil, örtünmek budur, tesettür bu. Yani bu çarşafla da olabilir, şu sizin giydiğiniz giysilerle de olabilir. Evet, ölçüye evet. Dikkat edelim yeter tabii. Diyorsunuz. Peki. Bir de bir selam söyleyebilir miyim? Selam mı yollayacaksın? Evet. Hemen kısa çünkü duaya anneme, geçeceğiz. Anneme, babama ve Hasbahçe Anadolu Kızı İmam Hatip Lisesi'ne 9 aya selam söylüyorum. Evet, 9 aya selam yolluyormuş. Hadi bakalım. Hay bütün sınıflara gitsin çünkü sonra kızarlar bize. Evet, Hasbahçe Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi bugün bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten keyif aldık. Çok da güzel oldu. Hoş oldu. Feyizli, bereketli oldu. Kıymetli müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çok değerli hocalarımıza, hocamlara çok teşekkür ediyoruz. Başka programlarda inşallah birlikte oluruz. Hasbahçe'nin güllerini de tekrar istiyoruz hocam, olur mu? Hasbahçe'nin güllerini konuk olarak tekrar görmek istiyoruz. Evet. İnşallah, inşallah. Evet, cumanız mübarek olsun. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun diyoruz. Ve dua için sözü hocamıza bırakıyoruz. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, bizi bir Recep-i Şerife daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Amin. Miraç kandilinin gölgesini üzerimize düşürdün. Sana hamdolsun. Amin. Ya Rab, evlatlarımızı İslam edebi üzere yetiştir. Amin. Onları bizler için hayrul halef eyle. Amin. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Amin. Ya Rab, gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Amin. Medeniyetimizin temelinin öğrenmesine sebep olunan İmam Hatip liselerini yapan devletimize, hayır sahiplerine yardımını daim eyle. Amin. Ve cümlemizi haktan, hakikattan ayırma ya Rab. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Allah'ım.